Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Demerkent sitesinde yine güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Harika bir villa. Bahçe payı en yüksek villa izleyeceksiniz. Zaten burada 6 tane villamız vardı. 6'sını da biz sattık. Sonra tekrar aldık. Tekrar sattık, bir şeyler oldu. Burası ilk defa izleyeceğiniz bir video olacak. Benim ilk defa çekim yaptığım bir yer. Çok güzel bir villa. Girişteki hemen köşedeki villa. Arsa payı diğerlerinden çok daha yüksek. Havuzlu, deniz manzaralı. Fiyatımız ne? Hemen söylüyorum. 280 bin euro. Şu anda da arkadaşlar 28.70 değil mi euro? Ortalama 8 milyon, 8 milyon 100 bin civarında bir rakam yapıyor. Manzarası harika. Ev çok güzel. Gerçekten güzel bir villa. Beğeneceğiniz bir villa. Çimler kurumuş tabii. Yaz ayından dolayı biraz daha sulanması lazım aslında buranın. Sitenin bütün olanaklarından faydalanıyorsunuz. Sitede olimpik bir yüzme havuzu var. Çocuk oyun alanı var. Siz o imkanlardan da yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca zaten kendinize ait bir havuzunuz da var. Araç park yerimiz burada. 2 araç park alanımız var. Giriş kapısından girdiğinizde ilk villa. Bu yüzden arsa payı da yüksek. Araç park yeri konusunda da bir araç daha avantajlısınız burada. Şöyle bir arka taraf girişe de bakalım. Ardından evin içine geçeceğiz. Tabi buralara bitkiler dikilebilir. Daha böyle büyük bitkiler, çam ağaçları dikilebilir. Şu alan yeşertilebilir. Kurumuş biraz. Neden kuruyor onu da söyleyeyim. Bunlar çok sıcak arkadaşlar. Sulandığında aslında tekrar yeşeriyor ama sıcak havalarda biri de çok güzel güneş alan bir yer. Bu yüzden kuruyor. Böyle bir girişimiz var. Bütün villaların girişi buradan. Hepsi zaten buradan giriş yapılabiliyor. Kendine ait park alanları var hepsinin. Sadece 6 tane villa var. 56 tane de daire var. Toplam 2 konut. Ama dediğim gibi siz sitenin bütün imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Gayet güzel, şık bir yer. Şöyle bahçeyi de bir gösterelim. Havuz kısmını da bir gösterelim. Gayet güzel bir havuzumuz var. İçerisi biraz pis. Temizlenmesi lazım. En baştaki villa Semra ablalar. Orayı da biz vermiştik. Şurayı tamamen kapattırmış. Hatta biraz da şuraya kadar uzatmış. Burayı kapattırmış. Çok güzel olmuş. Salonu büyütmüşler. Ya da kış bahçesi olarak değerlendiririz diye düşünerek yaptılar orayı. Çok da şık olmuş. Güzel olmuş. Bence siz de isterseniz tam oradaki gibi kapattırabilirsiniz. Güzel olacaktır. Havuz şu an kullanılmıyor. Bu yüzden içi temizlenmedi. Tabii ki bir temizlik şart buraya da. Pis gözüküyor. Burada da duş alanımız var. Yine bir basamakla çıkıyorsunuz. Gayet güzel bir yer. Duvarların üstüne isterseniz yükselttirebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ama köşede olduğu için manzarası harika. Yukarıdaki balkondan da birazdan bakacağız. Muhteşem bir manzarası var. Salonun her yerinde cam kullanıldı ki manzara gözüksün diye. Ayrı mutfak gibi. Güzel de bir balkonumuz var. Bu balkondan özellikle manzara muhteşem gözüküyor. İnanın harika bir manzarası var. Şimdi buradan giriş yapalım. Giriş kapısının oraya dolanmayalım. Ev eşyalı. 280 bin euro. Gördüğünüz eşyalarla verilir. Ya da artık ona göre bir teklif değerlendirilir. Konuşulur. Pazarlığımız var. Gayet geniş bir salonumuz var. Girişimiz burada. İstenirse girişle salonun arasını şuradan ahşap sütunlarla buraya kadar kapatarak hem lavaboyu görmemiş olursunuz hem de girişte bir koridor elde etmiş olursunuz. Bunu isterseniz yaptırabilirsiniz. Üç tarafı cam olmuş burada. Gayet de güzel olmuş. Zaten otomatik panjurlu güzel bir ev. Bu sayede de bütün manzarayı oturduğunuz her yerden görebiliyorsunuz. Burada bir lavabomuz var. Unutmadan gösterelim. Geçenlerde sattığımız yerde burada lavaboyu göstermemişiz. Güzel bir lavabo var. Vitranın gömme rezervuarı. Buradaki duş alanı kullanılmaz zaten. Alt katta odada olmadığı için gerek de duymazsınız. Gayet güzel, şık, tertemiz bir ev. Hiçbir sıkıntısı yok. Ne güzel rüzgar esiyor. Perdeler uçuşuyor. Tam yaz havası. Geldik mutfak kısmına. Şuraya güzel bir masa sığdırabilirsiniz isterseniz. Harika olacaktır. L şeklinde bir mutfağımız var. Lake dolaplarımız var. Tezgah arasında füme cam kullanılmış. Eşyaların tamamı da gördüğünüz gibi hazır. Samsung marka. Gayet güzel olmuş. Tertemiz bir yer. Her tarafta panjur yapılmış. Tabii biz bunları açmadık. İçeriye çok da güneş girmesin, çekim yapacağız diye. Buraya güzel bir masa, köşe takımı da olabilir. Çok güzel olacaktır. Hemen balkonu da gösterip sonra odalara çıkalım. Şöyle bir balkonumuz var. Güzel bir balkon. Dediğim gibi uzatıp merdiven bitişine kadar uzatıp burayı kapattırabilirsiniz. Manzara da böyle arkadaşlar. Her yeri net bir şekilde görüyorsunuz. Yukarıdaki odalardan da manzarayı görüyorsunuz. Klimaları da takılı. Bunlar kalır büyük ihtimal. Klimaları götürecek gibi bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Buradaki perde çok güzel olmuş. Bak çok hoşuma gitti şu perde. Şimdi yukarıda da 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hepsine bakalım tek tek sırasıyla. Gayet güzel bir koridorumuz var. Hemen çıkar çıkmaz sağ tarafta
Tabi burayı kapatmışlar böyle poşetlerle falan ama lavabomuz var, ECA marka, çamaşır makinesi, üst tarafında da ısıtıcı var bu dolabın içerisinde. Vitra'nın gömme rezervuarı var ve kapının arkasında da çok geniş bir duş alanımız var. Gösteremeyeceğiz orayı ama gayet geniş, güzel bir duş alanı ve sıralı şekilde de odalarımız var. Hepsine bakalım. Hangisinden? Bundan başlayalım. Buradan başlayalım. Koridorun sonundan başlayalım. Gayet güzel bir odamız var burada. Dolabı buraya almışlar. Yatak orada. Tam tersi de olabilirdi. Yatak bu şekilde de olabilirdi. Dolabın yeri güzel olmuş bence. Gayet çık, tertemiz. Orada bir yatağımız var. Üst tarafında da yine klimamız mevcut. Buradan giriş kısmını görüyoruz. Araç park yerinin üstünü isterseniz kapattırabilirsiniz. Dolapların içerisine de bakalım. Gayet güzel. Eşyalar da güzel. Bu arada buradan da balkona çıkabiliyoruz. Biz diğer taraftan çıkacağız. Daha güzel olacak öyle. İki taraftan da zaman kaybı olmasın. Şimdi geldik diğer odaya. İnanın bunu neden yapmışlar bilmiyorum. Böyle her tarafı poşetlemişler, zarar görmesin, tozlanmasın, eskimesin diye yapmışlar galiba. Gayet geniş bir odamız var. Çift kişilik yatak. Orada gördüğünüz gibi harika bir dolabımız var. Karşıya da bir makyaj masası ya da televizyon sığdırabilirsiniz isterseniz. Bunlar da balon gibi nasıl şişiyor. Şöyle gösterelim de gösterebildiğimiz kadar. Tabii rüzgarda alınca hava sıcak ama esiyor arkadaşlar. Burası çok güzel esiyor. Benim en sevdiğim bölgelerden bir tanesi. Zaten sitenin neredeyse yarısını biz sattık. Özellikle villaların tamamını projeden vermiştik. Şimdi burada da çocuk odamız var. Çocuk odası da gayet güzel. Tek kişilik bir yatak artı dolap. Dolap biraz büyük tercih edilmiş. Ve orada da bir klimamız var. Buradan da denizi görebiliyoruz. Diğer odalardan da denizi görebiliyoruz. Böyle de güzel bir yanı var buranın. Lake kapılarımız var. 60'a 120 seramik. 2.90 civarında, 2.95 civarında da bir tavan yüksekliğimiz var. Artı balkonumuz var. Çok kısa bir video oldu ama hızlıca geçeceğiz. Sıcak çünkü güneş de tam karşıdan vuruyor. Kışın bence bu ev muhteşem olur. O kadar güzel güneş alıyor ki üşümezsiniz bu evde. Ve böyle de bir balkonumuz var arkadaşlar. Şimdi gösterelim. Çevreyi bir tanıtalım. Dediğim gibi bahçelerimiz geniş. Gördüğünüz gibi hem çukuru görebiliyoruz, akbükü görebiliyoruz. Aşağıda villalar yapıldı. Burayı biz ilk tanıttığımızda buralar taş topraktı. Hatta projeden 5 tanesini verdim ben burada. Projeden satmıştık onları. Çok da komik rakamlara şimdi baktığımızda çok komik. O zamanın güzel parasıydı. Ama tabii enflasyon ve değer artışından dolayı fiyatlar da arttı. Aşağıda gördüğünüz gibi zaten siteyi görüyorsunuz. Drone uçurmayacağım. Eskiden izliyorsanız bu videoları bizi takip edenler biliyor zaten siteyi. Çok da anlatmama gerek yok. En azından burada bir 50 çekim yapmışızdır projeden itibaren. Çevrede zaten lüks villalar yapılıyor. Karşıda sol taraflar hekimler tarafı. Orada da çokça inşaat yapılıyor. Gayet güzel bir yolumuz var. Cem evinin hemen üst tarafında karşıda da komple bir deniz manzarasına sahip. Hem çukuru görebiliyoruz. Şu önümüzdeki yeşil alan hiçbir zaman kalkmayacak. Öyle kalacak. Muhteşem bir görüntüsü var. Çatıyı da buradan göstermiş olduk. Bunun çatısında da beyaz kiremit kullanıldı. Gayet güzel bir yer arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. Benim mantığıma uyan evler. Açık söyleyeyim çünkü oturanların hepsi memnun. Alanların hepsi memnun. Özellikle böyle yazın gelecekseniz buraya, yaz kış oturursanız da olur ama yazın gelecekseniz sitenin en azından güvenliği, bahçe bakımı yapılıyor olması, havuzunuzun bakılıyor olması büyük bir önem arz ediyor. Artı hırsızlık konusunda da site tabii ki diğerlerinden daha avantajlı. Gayet güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Sürçülisan ettiysek affedin. 280 bin euro ile satışta teklifler alınabilir ama mantıklı teklifler. Tabii ki pazarlığımız var. Ortak bir payda da buluşulup alınabilir. Çünkü biri satmak istiyor, diğeri almak istiyor. Bir şekilde anlaşılır. Ama yer güzel. Böyle bir manzaraya bakacaksınız ve manzaranız hiçbir zaman kesilmeyecek.